Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi bütün ev burada. Yatak odası arkada. Çocuğun yatağı burada. Koltuk takımı var mı? Şu an gözükmüyor. Belki şunların arkasında olabilir. Şurada güzel kutularımız var. Bu kutuların tanesi 4 dolar, 5 dolar değişiyor. Bakın şurada bir aracımız var. Plaj için veyahut da piknik için kullanılan bir araç. Çocuk arabası var. Yemek masası takımı olabilir şu sandalyeden dolayı. Bakalım birazdan göreceğiz. Başka neler varmış? Bakacağız. Depo gördüğünüz gibi temiz bir depo arkadaşlar. Öyle çok ıvır zıvır çöp möp gözükmüyor. Kutular da düzgün dizilmiş. Şurada şimdi bir tane Nike ayakkabı gördük. Çocuk ayakkabısı. Çocuk ürünleri ağırlıkta bir depo gibi gözüküyor. Ailenin durumu iyi. Ürünler de temiz. Hadi bakalım başlayalım. Neler varmış görelim. Burada maalesef araba yok. O yüzden kendi aracımızı getirdik. Şu arabayı bir şuradan almamız lazım ki rahatlayalım. Burada da hanımefendinin biraz ayakkabıları var. Bak eldiven giymeyi unuttuk. Getirmeyi unutmamışız ama iyi bari. Bazen böyle dalıyoruz. Hemen ürünlere saldırıyoruz. Şu Nike'ın durumu iyi. Kauçuk bir tabanı var. 20 dolar. Şu da güzel bir model ama diğer tek şu anda yok. Şu bayağı bir yıpranmış. Önleri bakın yıpranmış. Ama yine de 15 dolara satacağız. Bir tane iPhone telefonumuz var. O da 20 dolar. Gayet güzel bir başlangıç bence. Hoppa. Bu araç da bayağı bir kirlenmiş. Şarj aleti burada. Şu çıkıyor mu? Evet, bayağı bir kirliymiş. Buna bakarız. Şunu şöyle bir alalım. Bunlar bar sandalyeleri. Bunlar yemek masası takımı değilmiş. Mikrodalga fırınımız 20 dolar. Şu arkadaşın fiyatı 40 dolar. Şurada bir şey var mı? Altta ayakkabılar var. Şu Nike 10 dolar. Şunun fiyatı 20 dolar. Ayakkabılar hep böyle peynir ekmek gibi vallahi, değil mi? Dolu yani. Şu da bir ışıkmış çocuk odası için. Şöyle bir çocuğunun çantası var. Sepetler var. Bunlar oyuncaklar. Bir tane Nike var. Bakalım şunun teki var mı? Bir ayakkabımız daha var. Ralph Lauren. Bir Puma var. Şunları şöyle atalım. Bir Nike. Şöyle bir Minnie Mouse var. Nike'ın teki burada 20 dolar. Şunlar para etmez. Oyuncaklar da para etmez arkadaşlar. Şunda leke çıkıyor mu? Muhtemelen çıkartırız. Bu iki tane bar sandalyesi 40 dolar. Televizyonun markası ne? Oraya doğru birazdan ilerleyelim. Masamız 10 dolar. Şöyle çocuk masası takımı var. Bu da 10 dolar. Bir tablet kılıfı var. Oyun var.
Nintendo Switch'in oyunu varmış. Bakalım kendilerini bulabilecek miyiz? Samsung kumandamız var. Muhtemelen televizyonda Samsung o zaman. Şunlarda sadece kitaplar. Televizyon 50 ekran bir 10 marka televizyon. Bir tane gördüğünüz gibi TikTok ürünümüz var. Bu da 10 dolar. Şurada biraz ayakkabımız var. Bir Nike var. Tabii tekler de önemli. Şu da fena değil. Skechers, Nike, Vans, Nautica. Tabii hepsinin çifti var mı? İyice bakmak lazım. Şunlar var, şunlar var. Skechers'lar burada. Nautica burada. Yoklama alır gibiyiz değil mi? Bak, kelebekler burada. Şu kırmızı var. Şu Nautica, bu da burada. Şunlar, şu 4 ayakkabı. 5 ayakkabının teki. Şu anda gözükmüyor. Bir de terliğimiz var. 6 ayakkabı oldu. Demek ki bir ayakkabı kutusu daha olmalı. Kahve makinesi çıktığına göre bir mutfak ürünleri olacak birkaç kutu. Birkaç kutu da böyle battaniye, yorgandı. Havlular buradaymış. Bakalım battaniye, yorganlar. Başka da bir şey çıkacak mı göreceğiz. Bir oyun kolumuz var. Xbox. Boş bir oyun kolu. Bu bayağı bir ağır. Sen neden bu kadar ağırsın? Şu bir sağlık ürünü. Bunu ofise geri vereceğiz. Güzel bir makine ama bunu bir vermeye çalışacağız. Alırlarsa onlar da kalır. Çünkü bu tarz sağlık ürünleri öyle her zaman alınacak şeyler değil arkadaşlar. Pahalı oluyor. Şu bayağı ağır bir çanta. Umarım kitap değildir. Maalesef kitaplar ve kağıtlar. Bir tane tablet varmış, kırık. Başka da bir şey yok. Şurada bir şey var mıdır? Bu gözler boş. Burası da boş. Nike çantalar, bunlar değerli değil. Bir poşetimiz var. Bir kablo var. Apple bir tablet, ekranda kırık yok. Tuş takımı yerinde. Şunlar far etmez. Bir yorgan var. Saçlar var. Bunların hepsi sahte. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Şunlar da polis kostümü. Çocukların kullandığı bir kostüm. Yılbaşı diyor bunda. Ne varmış? Bunlar da saç arkadaşlar. Bir diğer kutumuz. Vans bir ayakkabı. 15 dolar. Şurada çocuğunun oyuncakları var. Değerli değil. Kıyafetler. İşte ya bak, V de var, görüyor musun? Oo, V'nin oyunları burada. Bir PlayStation 3 oyunu var. Bakın, V var. Xbox vardı. Nintendo vardı. Yani her türlü oyun konsolu mevcut. İnşallah biz de buluruz bu konsollardan. Bir tane daha PJ Mask saati var. Şu altta var mıdır bir konsol monsol? Yok arkadaşlar. Bir tane speaker var. Çok öyle iyi bir marka değil. Çalışıyorsa 20 dolar. Sende neler varmış?
Şurada makyaj ürünleri var. Şarj aletleri. Bir de kulaklık var. Şurada saat kutuları var. Boş. Bu da Tory Burch bir kulak saat kutusu. Bu da boş. Vallahi şu saatler burada olsa biraz neşemiz yerine gelirdi açıkçası. Aha. Şunun bir olma ihtimali var arkadaşlar. Bakın kopuk diye buraya bırakmış. Şurada bir şey yazıyor. 14 karat, 14K yani 14 ayar bir altın kolyemiz var. Harika. Kırık olduğu için buraya bırakmış. Şu ne? Bu da gümüşe benziyor. Ama bir şey yazmıyor bunda. Buna bakarız. Şurada başka bir şey var mı? İyi şükür ya. Vallahi altını bulduk, hoşuma gitti. Siz şöyle cebime bir girin bakalım. Şunda da bir ıvır zıvır sesler geliyor. Şöyle değişik taşlar. Aha. Bir şey daha düştü. Bu neymiş? Michael Kors bir bileklik. Bunlar altın genelde olmuyorlar. Harika ya. Vallahi kırık diye onu oraya atmış. İyi ki de kırılmış mı diyelim artık yani. Böyle de söylenmez ama. Yani teşekkür ediyoruz. Bakın Dior marka bile makyaj alıyormuş hanımefendi. Şu saatler de çıksa harika derdik yani kesin. Kutulara devam edelim. Burada kablolarımız var. Artık şu anda sadece Nintendo'ları bulmak istiyorum açıkçası. Gözlük varmış. Neymiş bu markası? Marka bir şey değilmiş. Sende ne varmış? Burada kıyafetler var. Bunlar sıfır. Kıyafetler hepsinin fiyatı 10 dolar. Bir diğer kutumuz. Burada hanımefendinin saçları var. Şurada tokalar var. Ya bu hanımefendinin bir parfümlerini bulabilse kesin Gucci, Chanel falan vardır yani. Bunlar hepsi banyoda saç için kullandığı ürünler. Sende neler var? Mickey Mouse bir çantamız var. Çocuğunun banyosundaki, yatak odasındaki ürünler mevcut. Çantanın markası var mıdır? İçinde oyuncak var. Bir marka çanta değil. Bu da çocuğunun ürünleri. Bir, bunlar da banyodaki kullandığı ürünler. Şunda takı mı var? Makyaj mı var? Muhtemelen makyaj. Evet arkadaşlar, hanımefendinin makyaj ürünleri. Heh, bak spreylere geldik. Bak şu spreyleri. Bir tane parfüm var. Bunun markası güzel değil. Versace bir krem. Pink bir, evet pink bir parfüm. Burada şu anda başka yok. Şunlar da pink. Demek ki kaliteli olanları yanında hanımefendinin. Bu da çok rahat bir 50-60 dolarlık kutu. Yılbaşı ürünleriymiş hepsi. Bunlar da yine oyuncaklar, pillowlar, yastıklar. Bunlar da para etmez. Bak bir tane daha PlayStation 3
oyun kutusu var. Bir, iki tane oyun var içerisinde. PlayStation 3 oyunları. Vallahi, aha burada da Nintendo Switch bir oyun kutusu. PlayStation 3 kolunu da bulduk. PlayStation 3 kolları. Xbox kolu. Bir oyun kutusu daha var. Bu da boş. 4 tane oyun kutusu var. Şarj aleti var. Kendi daha yok. Burada kıyafetler var, çarşaflar var. Karışık bir poşet, $20. Sıradaki kutumuz. Bu da yine hanımefendinin ürünleri. Bir tane parfümü var. Küpeler var, değerli değil. Elbiseler güzel, bunları güzel fiyata satarız. Terlik bir marka mı? Terlik bir marka değil. Şunların hepsi $40 arkadaşlar. Bir tane burada küçük bir süpürge makinemiz var ve havlular var. Hepsi $20. Sende ne varmış? Aha burada bozuk paralar var. Bir tane de printer var. Printer para etmez. Bak şurada bayağı bir bozuk paramız var. Şurada da bozuk paralar var. Bir $5-$10 buradan çıkartacağız. PJ maskimiz var. Gördüğünüz gibi saatimiz var. Kalemler. Sulu boya. Şurada bir şey yok. Burası da bu kadar. Şunun tabii içlerine bakacağız. Bazen çalışırken yüzüklerini buraya bırakıyorlar ağrıttığı için. O yüzden buralara da iyice bakmak gerekiyor. Altta bir tabletim, laptopumuz var. Ekranda kırık yok. Şurada bir şey yok. Şu Nintendo mudur? Harika. Kırık yok değil mi? Kırık gözükmüyor. Bir tane Nintendo. 3DS. 3D'ne bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Öyle bir şarkı vardı. Oyunda Super Mario 3D Land. Güzel bir oyun. Laptopun şarj aleti de burada. Kalem de değişik bir kalemmiş. Burada da yine sıfır kıyafetler var. Bunlar marka değiller. Burada biraz daha fazla var. Hepsi $20. Sende ne var? Burada çarşaflar var. Bu neymiş? Bir tane saç için maske sadece. Kitap değilse kesin bir konsol falan vardır diyecektim. Şurası boş. Burası bir kitap var. Çanta $5. Pink bir çanta ama çanta kötü durumda. Burada da sadece kağıtlar mevcut. Pokemon bir kitap var. Enteresan. Burada başka bir şey yok. Sende neler var? Burada oyuncaklar mevcut. Kalemler. Bir 3DS oyun içerisinde var. Şarj aleti burada. Neyse kutudan gene bir tane oyun ve şarj aleti çıktı. Şunlar ıvır zıvır. Değerli değil yani. Şurada bir şey var mıdır? Burada başka bir şey yok. Şurada mutfak ürünleri var. Bunlar da $20. Burada ne varmış? Hattaniyeler. Altta da banyo. Mutfak ıvır zıvırları var. Hepsinin fiyatı $20. Gördüğünüz gibi tencereler, ıvır zıvır ürünler. Hiç öyle bıçağa falan gerek olmayan, hemen açılabilen ve mobilyaya yapışmayan bantlar. Bu da $10.
Burada daha çok kışlık. Burada daha çok kışlık kıyafetleri var. Şöyle atalım. Altta ekstra bir şey var mı? Bir tane GBG marka. Yani iyi bir marka değil. Şurası boş. Şurada bir şey yok. Şurada ıvır zıvır bir şey var ama bunlar da değerli değil. Çanta 5 dolar. Kemer far etmez. Kıyafetlerin de hepsi 20 dolar. Bir tane Asus laptop kutusu var. Kutuyu bantlamış ama herhalde bizim bulduğumuz laptop'tan bir tanesiydi. Çünkü bu kağıtlar değerli değil. Bu da yine battaniye, yorgan. Bu da 10 dolarlık bir kutu. Bu kutuyu niye böyle yapmış? Boş bir kutu oraya bırakmış. Sadece bir tane telefon kutusu var. Şarj aleti var mı? Yok. Tamamıyla boş bir kutu. Enteresan. Ağır kutuları seviyoruz. Ağır kutu dedik ama ne varmış? Böyle bir şey de gözüken şöyle bir ürün var. Bir tane de masaj aleti var. Çok değerli bir kutu değil. Sıradaki kutumuz bu da ağır bir kutu. İnşallah kitap falan değildir. Kitap değilse oyun kolu olma ihtimali yüksek. Yani çünkü tencereleri çıkardık. Ayakkabılar çıktı, kitaplar çıktı. Harika. Abi tam tahmin ettiğimiz gibi ya, gördün mü? Bak Xbox var bir tane. Bir Wii. Bir tane Nintendo Wii var. Bunların oyunları da vardı. Birkaç tane oyun vardı. Şunlar ne? Bunlar gereksiz. Ivır zıvır. Şunlar yine gereksiz. Yılbaşı ürünleri. Harika. Biz istediklerimizi bulduk. Bir tek PlayStation 3 kaldı şu anda gözükmeyen. Bir de Nintendo Switch. Kıyafetler var. Abla hep almış. Yani herhalde satıyordu bu kadar çok kıyafet aldığına göre. Ya da kargo yapıyordu bunları. Yastıklar. Değerli değil. Bir mum var. Bir tane saat. Şöyle bir çiçeğimiz var. Yani şu çiçekler satıyor arkadaşlar. Şunları satarız. Orkide artık ölmüş. Saatte kalabilir. Şunları bedavaya vereceğiz. Bir diğer kutumuz. Bunda hanımefendinin ayakkabıları var ve çocuğun ayakkabıları var. Burada daha çok klasik var. Bir tane Puma varmış. Ama alt taraf hep klasik. Çok öyle değerli değiller. Terlikler var. 5 dolara satar. Bir tane Donna Karan var. Sıfırmış. Bak 16 dolar. Biz bunu 10 dolara satacağız pazarda. Bu da normal bir terlik. Bu da 5 dolar. Şuradan bir 60 dolar yaparız. Burası işte hanımefendinin kutusu. Burası kutu kutu pense. Ulan boşmuş bu ya. Gerçi bunun bir parçasını görmüştük bir yerde. Bak bu da boş. Görüyor musun? Bunları boşaltmış hanımefendi. Şurada makyaj ürünleri var. Şunlar kremler. Şurada ıvır zıvır ürünler. Kablolar. Yine makyaj. Altta bir şey yok. Heh, bir tane parfümü buradaymış. Victoria's Secret'ın bir Very Sexy parfümü. Şu kutunun parfümü arkadaşlar.
Şunlar makyaj ürünleri. Şu da boşmuş. Ya da mummuş. Ben takı kutusu zannetmiştim ama değil. Bir tane cihazımız var, çalışıyor. Kapatalım. Boşuna çalışıyor. Saç aletimiz var. Fena değil ya. Yani şu Versace parfümler de burada olsa eğlenceli bir kutu derdik. Yine de buradan bir 50 dolar, 60 dolar yapacağız. Şunları bizim ufaklığa verelim. Bunlar sıfır. Kıyafet de varmış aşağıda biraz. Şunları salla. Şunları bedavaya vereceğiz. Kıyafetleri de 20 dolara çok rahat satacağız. Bunda çocuğunun kıyafetleri var. Bayağı bir dolu. Yani şu kutu çok rahat 100 dolar arkadaşlar. Bunda hanımefendinin iç çamaşırları var. İç çamaşırları olan yerde genelde takılar da olur. Parfümler, takılar. Bak bir tane burada parfüm var. Bir gözlük kılıfı. Marka bir gözlük değil. Bir tane kameramız var. Sony bir kamera. Kaç megapiksel yazmıyor. DCR-SX45 modeli. Şu tarafta bir şey var mıdır? Burada başka bir şey yok. Bunlar da 40 dolar. Farkındaysanız hiç erkek ürünleri çıkmadı. Yani hanımefendi eşinden ayrılmış. Bakın queen bir size yatak takımı var. Bu da 30 dolarlık bir kutu. Genelde zaten çocuklar hep annelerle, yani depolarda hep böyle bir drama var açıkçası. Anneler ve çocuklar depolardan çıkıyor. Yani çocuk deposu alanlarının çoğunda sadece annesinin ürünleri var. %85 bu şekilde arkadaşlar. Bu depoya ilk koyulan kutu aslında. Bunda da yine çocuğunun kıyafetleri var. Altta öyle ekstra bir şey yok. Bu da 30 dolarlık bir kutu. Yatak odası takımı var. Tam bir set olarak. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.